Hepinize yeni bir videomdan merhabalar. Kanalıma, videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bundan bir buçuk ay önce ya da bir buçuk ay olmuştur herhalde. Ben video çekmiştim arkadaşlar, videomda deli incir reçeli diye. Deli incir reçeli çok güzel oluyor yapanlar. Bazı takipçilerim acı oluyor diye yorumlarda da yazanlar oldu. Bazıları 2-3 defa falan kaynatıp suyunu döküp tekrardan sıkma işlemi yapıyorlarmış. Ama ben bir defasında hani yapıp suyunu iyice sıkıp iyice kaynatıp suyunu sıktıktan sonra acı olmuyor. Ama sizler hani 2 defa 3 defa yapan takipçilerim de varmış. O şekilde de yapılabilir. Ama ilk defa bana çok fazla yorum yazdınız mesela. Ben hani deli incirin reçelinin yapıldığını bilmiyorduk diyen takipçilerim oldu bana. Deli incirin reçeli çok güzel oluyor. Ben de sizlerden ne öğrendim arkadaşlar? Deli incir normal bizim mesela evimizin etrafında 2 tane incir vardır. Biri dere kenarında, hatta her yaz sizinle beraber toplarız. Bir tanesi de evimizin önündeki incir. Bu incir. Şöyle göstereyim. Deli incirle akıllı incir. Deli incire erkek incir de deniliyor arkadaşlar. O erkek incir hani olduğu zaman yenmiyor. İçi olmuyor, yani tatlanmıyor. Sadece sinekleniyor içi ve dökülüyor yere. Biz bilmiyorduk mesela aşılama olduğunu, dölleme yaptığını bilmiyorduk. Mesela erkek incirin, deli incirin akıllı incire dölleme yaptığını bilmiyorduk. Mesela içindeki sinekler incirlere dölleme yapıyormuş arkadaşlar. Bunu ben bayağı araştırdım. Sizler de bana bugün bayağı bir yorum yazmışsınız. Daha önceki videolarıma da yorum yazmışsınız. Biz hani deli incirin reçel olduğunu bilmiyorduk. Ama bizde hani ilekleme derlermiş. İncirin tozlama şeyinle incirin kalitesini yükseltiyormuş arkadaşlar. Aydın yöresi ve birkaç daha şehir yazmıştı takipçilerim bana ama unuttum. Aydın yöresi de biliyorsunuz zaten, o da inciriyle de meşhur orası. O tarafın hani kalitesi yükselsin diye muhakkak yapılırmış arkadaşlar. Bayağı ben bir video izledim. Bayağı öğrenmeye çalıştım. Hani sizlerle beraber paylaşayım istedim. Yine bu videoma da yorum gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü hani bilmiyordum arkadaşlar. Daha önce de hiç yapmadım. Ben bunu annemle babama söyledim. Dedim böyle böyleymiş. Onlar da hiç duymamışlar. Hani bizim buralarda mesela nasıl diyeyim? Hani incir çok fazla yoktur. Vardır. Meyve olarak, meyve hani geçim kaynağı olarak hani satış yönünden değildir. Hani kendi başına olur. Kendi meyvesini tutar. Yani güzel olduğunda kalitesi güzel oluyor. Bazen kalitesi düşebiliyor mesela. Ama biz hani o yöntemi bilmiyorduk arkadaşlar. Ama bugün sizlerle beraber, sizlerin sayesinde duymuş, öğrenmiş oldum ve deneme yapacağız sizlerle beraber. Şimdi şöyle hemen şu karşıda, evimizin karşısında bir tane deli incir var. Başında bir çok fazla yok. 10 kadar falan var ama bir ağaca yeter diye düşünüyorum. Çünkü ağaçtaki dölleme şöyle oluyormuş arkadaşlar. Araştırdığıma göre şöyle göstereyim hatta size. Mesela ağaçta incirlerin hepsi bir anda ermez. Yaklaşık bir ay falan sürer incirin. Belki bir ayı da geçer yani. İncir yavaş yavaş olur arkadaşlar. Her incir ağaçtan mesela atıyorum bu ağaçtan 3 kova incir çıkardım. Başka çıkmaz deme şansı, deme şeyin yok yani. Çünkü hepsi bir anda ermez incirlerin. Yavaş yavaş mesela bu incirden 3-4 kilo bir alırsın. Gün aşırı erer incir. Bir gün erer, bir gün ermez. Ertesi gün olmaz, daha ertesi gün 3-4 kilo daha alırsın, 3-4 kilo daha alırsın derken yani bir ayı falan bulur incirin ermesi. Hem bir yönden de iyi oluyor, hiçbir zaman meyvesiz kalmıyorsun, bir ay bir buçuk ay incirsiz kalmıyorsun aslında. İncirin ermesi bu şekilde arkadaşlar. Bakın mesela benim araştırdığıma göre şunların zamanı geçmiş olabilir. Bir 50 kuruşluk 5 kuruşluk para şeyinde olacakmış bazı incirler. Onların döllemesi olabilmesi için. Bakın mesela ilk döl bunlarda olması lazımmış. Bunlar birazcık büyük. Bunlarda olması lazımmış. İkinci hani küçük küçük olanlar. Mesela bakın
bu tarz düşen kaliteler var. Bunlar muhakkak dökülür zaten. Bakın şu tarz incirlerde bazen oluyor bu. Bunlar çabucak eriyorlar. İlk önce bu incirler erer. Vakitsiz erme deriz biz bunlara. Vakitsiz erer, dökülür onlar. İçi olmaz. Bir taraflı böcekli gibi olur yani. Birinci döl, ikinci döl, üçüncü döl diye haftada bir yapılıyormuş arkadaşlar. Mesela daha yeni küçük çıkanlar var, büyükleri var ya. Onun için haftada 2-3 haftada 3-4 hafta sürüyormuş bu şekilde incir dölleme arkadaşlar. İlekleme deniyormuş. Araştırmalarımda ilekleme diye duydum. Tabi sizler de yanlışım varsa beni düzeltin. Bilen takipçilerim var, sıkı takipçilerim var hani bu konuda. O yüzden sizlerle de şöyle bir video çekmek istedim. Hakikaten arkadaşlar YouTube bana çok şey kattı. Hani ben bildiğim yöntemleri sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden de o kadar güzel yorumlar, o kadar farklı şeyler, o kadar farklı hani hiç duymadığım yorumlar alıyorum ki ne annem ne babam duymamış. Bak bu yaşa kadar gelmiş annem babam duymamış. Dediğim gibi hani evimizin önünde incir vardır. Hani bazıları da olur, dökülür gider. Bazıları başında olanlar bize yeter. Ama böyle ticarete dökmediğimiz için zaten iki incirimiz vardır. Hani böyle satış amaçlı tabii diken yerler vardır. Ama nasıl hani yetiştiriliyor? Bizim Antalya yöresinde hani hiç duymamıştık mesela. Bakın şu incir bence dökülür diye düşünüyorum. Yumuşamış çünkü. Bakın sünger gibi yumuşamış. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? Deli incirlerden alıp gelelim ve şöyle incirimize asalım. Ve haftaya ölmez sağ olursam unutmazsam yine 3-4 adet daha sizlerle beraber asarız ve bu yılın incirin oluşunu şeyine bir bakalım sizlerle. Kalitesine bir bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şunlar birazcık geçmiş sanırım büyük olanlar. Artık şu küçük olanlar inşallah tutar. Bakın. Deli incir dediğimiz, erkek incir dediğimiz bu arkadaşlar. Bunun reçelini yapmıştık sizinle beraber. Şöyle hemen koparalım bir tane. Dediğim gibi bu incir olmaz arkadaşlar. Ermez. Ermeden dökülür bu incir. Bu arada incir sütünün sihirlere faydası olduğunu biliyor muydunuz? Elinizde, kolunuzda sihir varsa sihirin ucunu çok az iğne ile böyle nasıl diyeyim? İğne ile azıcık iğne batırıyorsunuz ve bu incirin sütünden bandırıyorsunuz. Sihirle çok faydası oluyor arkadaşlar. Bakın sütünü görüyor musunuz? Sihirlerde deneyebilirsiniz. Şöyle 4-5 adet bu şekilde deli incirden alalım. Çok fazla da yok başında. Şu üçü bir dahakine kalsın. Haftaya kalsın. Şu tepedekileri alalım. Şunları dökülecek olanları 3-4 adet olsa her hafta bir ağaca 3-4 adet yapılsa yetiyormuş. Bir adet incirin içinde zaten 500 adet sinek varmış arkadaşlar. Biz buna sinek deriz ama literatürde arı olarak geçiyormuş. Aşılama arısı olarak geçiyormuş. Araştırmalarıma göre. Hatta şöyle şu buradan birazcık şimdi dalından kopardığımız zaman bu biraz kurumaya yönelik. Kurumaya yöneldikten sonra içinden bunun arıcıklar çıkıyormuş arkadaşlar. Tabii biz ona sinekleme derdik. Sineklenir derdik. Hani sineklenir dökülür bu deli incir yenmez derdik ama bunun da bir görevi varmış bu incirinde. Evet. Şuralarda da var. Şu üçü kalsın bir dahakine dediğim gibi. Şurada var. Alalım. Üç, dört, şöyle beş. Bu haftalık 5 adet yeter. Bir dahaki haftaya da yine şuralarda var.
1, 3, 4, 5, 7-8 tane daha var. Yani 2 haftalık daha incirimiz var. Şimdi bunu sizlerle beraber ipliğe, ipe geçirelim ve asalım incirimize. Şöyle sizlerle şimdi 5 adet topladık. Bu hafta 5 adet asalım. Bunu çok fazla da koyduğun zaman, onu da duymuştum arkadaşlar, çok fazla koyarsanız daha çok hani dölleme olur. Mesela şu normal incir olduğunu düşünün. Buradan çok fazla arı girer çıkarsa bunun tadını engelliyormuş bir de. Hani nasıl diyeyim, tadı azalıyormuş. O yüzden çok fazla da koymayacakmışsınız. 4 ya da 5 adet koymanız lazımmış her hafta. Duyduklarım bu. Yani diyorum sizlere, sizlerden duydum, araştırdım. Yanlışım varsa beni düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen iğnem kaybolmasın diye bakın. İğnemi şu şekilde alıyorum. Evet, sizlerle beraber diyorum ya arkadaşlar, bu YouTube bana sizler sayesinde çok şey, çok farklı şeyler öğrendim. Sonra mesela Bahar'ın topladığımız farklı otlar öğrendim. Sizlerin sayesinde nasıl pişirildiğini öğrendim. Dediğim gibi. Şöyle şimdi şuradan geçirelim. Amcam gidin, oğlak sesini duyuyor musunuz? Köy yeri böyle. Horoz sesi, tavuk sesi, oğlak sesi, kuş sesi. En sevdiğim. Bazen işlerden güçlerden inanın ki şu sefayı bile süremiyoruz, ama bazen de inanın ki köy hayatının arkadaşlar, akşam üzere demleyip şöyle bahçede içtiğin çayın keyfi hiçbir yerde, hiçbir kafede, ondan sonra hiçbir organizasyonlarda, hiçbir Antalya'nın hiçbir yerinde bulamazsınız. Yani o kadar hazlı güzel oluyor ki köy hayatının. Ama bazen de çok yoruluyoruz inanın ki. Yorucu olduğu kadar da güzel köy hayatı, öyle söyleyeyim. Şimdi ben bunu nasıl koparayım? Heh, kopar çıktı. Yine iğnemi kaybetmeyeyim. Evet. Bakın. Şimdi ne yaptık? Bu şekilde. Bu şekilde şimdi incirimize bağlayalım arkadaşlar. Nereye bağlayalım? Şöyle sizlerle beraber şu şekilde. Ne yapıyorum anne? Bak, senin incirin verimini çoğaltıyorum. Geçen gün de demiştim ya, hiç duymamıştık demiştiniz ya. Bakalım bu hafta böyle yapacağız. Gelecek hafta tekrardan aynı şekilde yapacağız ve incirin verimi yükseliyormuş anneciğim bu şekilde. Bu sene bir deneyelim diyor annem de. Annem de babam da hiç duymamışlar. Bakın biz Antalya yöresinde hani bu şekilde yapıldığını bilmiyorduk. Herkesin evin önünde birer ikişer meyvesi, hani meyve ağacı, incir ağacı olur. Ama hani bu şekilde bilmiyorduk mesela. Aydın yöresi hep bu şekilde yapıyorlarmış annem. Buna ilekleme deniyormuş. Bana çok fazla yorum geldi bu konuda. O yüzden ben de şöyle denemek istedim. Yine yanlışım varsa beni arkadaşlarım düzeltirler. Evet, yöntem bu mudur arkadaşlar? Doğru mudur? Doğru ya da yanlış, bana bu konuda bilgilendirebilirsiniz yine de. Şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde incirlerimi asmış olduk. Sen haftaya unutmazsam tekrardan bir 4 adet daha bağlayacağım. Bu sefer 4 adet yapacağım haftaya. Zaten bir ağaca 4 adet yeterliymiş. Fazlası zararmış, ama şu an ben 5 tane yaptım. Haftaya 4 unutmazsam, bir dahaki haftaya tekrar geldiğinde bir 4 daha yaparsam, bu yılki incirin verimine sizlerle beraber bir bakmış olacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, daha önce ben bu sistemi duymamıştım. Sizlerin sayesinde duydum.
Sizlerin sayesinde bu şekilde denedim. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşürüz inşallah. Şimdi ben çayı koymuştum ocağıma, demlemiştim. Şimdi annemle babam bahçeden geldi. Onlarla beraber oturup bir çay içeceğiz inşallah. Bir dahaki videolarımda görüşürüz canlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.